her derecenin bir bilgisi vardır. Ve işte mukaddes kelimesi var. Bir takım sembolleri var kendilerine özel ve her derecenin de bir yemini var. Yani çıraklıktan başlayarak kalfa olduğunuzda da bir yemin edersiniz, üstad olduğunuzda da yemin edersiniz. Eski ve kabul edilmiş koç çiftine girdikten sonra, dördüncü dereceden sonra ki her derecede de yemin edersiniz. Ve o dereceye ait belli bilgiler vardır. Peki bunların ne olduğunu herhalde söylemezsiniz değil mi? Sırsa. Yani şimdi tabii biz her ne kadar şeyden ayrıldıysak da belli derece aşamalarda bu bilgileri gerektiği zaman tabii ki verebiliriz. Tabii ona saygı duyuyoruz o konuda. Şey ancak hani çok ülke güvenliğini ilgilendiren konular veya toplumu uyarma açısından gereken bilgileri ben vermeye çalışıyorum. Bunun haricindeki fazladan vereceğim bilginin hani zaten çok evet. Bir ülke güvenliği diyorsunuz. Yani ülke güvenliğini ilgilendirecek kadar önemli şeyler var mı? Bana göre var. Peki masonların inandığı bir din var mıdır? Yani bilinmeyen, gizli. Şimdi şöyle din. Şimdi masonlar herhangi bir dini yaymaya çalışmıyorlar. Ama o dine dahil olan masonlar var. Nasıl bir inançtır o? Şimdi masonlar, yani bunu kime giderseniz bunu doğrulayacaktır. Bu uluslararası, Türkiye'de çok tartışılmadı bu konu. Ancak masonun yüksek derecelerinde Lucifer dininin kabul edildiğini biliyoruz. Yani bu 30'da 33. derecede bu dine ait veya Lucifer inancına ait bir takım ritüellerin... Lucifer'yan bir inanç yani. Baktığın zaman istihbarat, gizli servis tarzı çalışan yapılarda eskiden beri yani tarihsel bir kökeni olan bir grubun cemiyetin içerisine girip veyahut da cemaatin içerisine girip oradan bir kol oluşturma. Bunu Türkiye'de de örnekleri var yani. Gördük bunu bir sürü şeyi. Onu farklı bir yöne örgüte çekme, dönüştürme var yani. Bu hep olmuş ama hep tarihsel kökenleri olan bir yerlere gidiyorlar. Baron von Sabbatendorf, yani Hitler'in belki akıl hocası diyebileceğin adam, Kara Güneş örgütünün kurucusu. Ondan sonra bu İstanbul'da bir de İstanbul'a geliyor. Yani İstanbul'da bir sürü faaliyetler, ondan sonra Bektaşilerin arasına giriyor. Bir sürü şeyler yapıyor yani. Şimdi Özhan Bey şeyden bahsetti. Özellikle deizme doğru yöneldiklerini. Evet. Bu çok önemli bence. Yani tek bir din, bütün dinlerden karma, tek bir dine doğru bir yapılanmaya gittiklerini gösteriyor. Zaten hepsinden belli şeyleri almışlardır. Almışlar yani. Özellikle. Zaten Özhan Bey ne dedi ya? Ben dedi Lucifer'yan bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum dedi. Yani bana kalırsa öyle dedi. Kesinlikle öyle olduğunu ben de kabul ediyorum. Hatta artık düşünmüyorum bile yani. Kesinlikle öyle olduğunu gördüm kendi incelemelerimde de. Mesela şuradan girelim. Bakın mesela Vatikan bile şu anda Lucifer'yan bir anlayış içerisine girmiş. Nereden görüyoruz bunu? Yine onların bir gözlem evi var Arizona'da. Arizona'ya baktığımızda hemen onların gözlem evin yanlarında Graham Dağı'nda bulunuyor bu gözlem evi. Başka bir gözlem evi var ve o iki gözlem evi ortak çalışma yürütüyor. Peki o daha büyük olan gözlem evinin ismi ne? Bu Almanlara bağlı. Bunun ismi, kısaltması daha doğrusu, Lucifer. Yani direkt Vatikan'ın da hiç bundan rahatsız olmadığını görüyoruz yani ışık getiren. Peki neyi gözlemliyor Vatikan? Bunun da iddiaları var. Birkaç araştırmacı kitap yazmış bu konuda. Yani niye ya Vatikan'ın bir gözlem evi olsun ki? Bu iddialar çerçevesinde görüyoruz ki yine bir kilise mensubunun söylediği bir şey var burada. Diyor ki biz gökten, uzaydan gelecek üstün bir kurtarıcıyı bekliyoruz diyor. Evet. Bunu kilise mensubu i̇şte söylüyor. İşte Deccal, senin Deccal kitabındaki anlattığın hikaye. Bunu söylüyor ve o bizim kurtarıcımız olacak. Aynı zamanda dünyayı ihya edecek. Bir de diyor bu bilgi zaten şeyde var diyor. Eski kadim Vatikan yazmalarında da var diyor. Bunu da söylerken ve çoğu papaz da aslında bu görüşte diyor. Şimdi masonlukla Lüsferyan anlayışı birleştirdiğimizde enteresan bağlantılar var. Mesela güneş sembolizmi içerisindeki 8 şerit, yani güneşin 8 ışını, evet. Ya da 16 ışını. 8 ışını biz bizzat Vatikan'ın meydanında görebiliyoruz.
tepeden baktığımızda güneş ve 8 sembolizm. Buradan da Lüsiferyan ve Masonik bir bağlantı kuruyoruz. 16 da keza çok önemli. Mesela şeyde Selçuk'ta şu anda 2015 yılında dikilmiş bir heykel, daha doğrusu bir dikili taş var, piramit şeklinde. Evet. Onu da araştıranlar görecektir. 2015 yılında bu Kuatman ailesi, Katolik Kuatman ailesi tarafından dikilmiş ve bu aile bugün Meryem Ana evinin restorasyonunu fonlayan bir aile. Efes harabelerinde de çok payı var onları restore etmekte. Baktığımızda ne yapmış bu dikili taşın üzerine? Piramidimsi dikili taşın üzerine göz sembolleri koymuş Kuatman ailesi. Ve bu Kuatman ailesinin papalarla ilişkisi çok iyi. Bir ezoterik tarafı var. Bir dinsel ritüel, bir inanış, acayip şeyler var. Yani ayinlerde garip garip, mesela filmlerde gördüğümüz şeyler vardır ya. Ayinler yaparlar, bir kurban etme törenleri, ritüeller, inanışlar. Eski Mısır'a kadar gider. Mesela şey de enteresandır. Beyoğlu'nda Nur-i Ziya sokak vardır. Işık getiren anlamında eski Osmanlıca'da. Yani ve Mason locasının merkez loca da oradadır. Nur-i Ziya. Kabul edilmiş Masonlar büyük locası. Büyük locası. Aslında merkezi orası. Yani sokağın ismi bile Nur-i Ziya sokağı isim verilmiş. Demek ki bir yerde Nur kelimesi. Tam İngiliz konsolosluğunun karşısında bir de o da enteresan. Bir yerde Nur kelimesi geçiyorsa, bir yerde aydınlanma geçiyorsa, bir yerde ışık geçiyorsa, ışık işçiliği geçiyorsa bunlar için bir soru işareti olarak teyakkuzda durmamız lazım. Her zaman bunları... Tabii bunlar güzel kavramlar, doğru kavramlar ama ne taraftan işlendiğine bağlı. Masonik sembolleri aslında İstanbul'un her yerinde görebiliriz. Daha doğrusu eski İstanbul'un diyebilirim. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Karaköy'e bugün herkes yolu düşüyor, bir şekilde uğruyor. Karaköy'deki Ziraat Bankası'nın orada Hiram... Hiram Usta heykeli ve var. Kadın heykeline bakabilirler. Yani çok açık bir Mason sembolüdür bu. Ve Masonlar da reddetmezler zaten bunu. Evet. Aynı şekilde bir özel bankanın kulesinin bahçesine de gidip baktıklarında orada da yine bir sembol, evet, bir hayvan sembolü görecekler. Altın buzağı görecekler orada yani. Evet. Çok güzel bir noktaya değindin. Şeyde Masla yani, gitmeden tam evet, bir özel banka, büyük bir kule. Zaten. İsim vermeyelim ama. İsim vermeyelim bunu. Kule diyelim, oradan bilen bilir yani. Tabii. Şimdi ben işin ezoterik kısmını çok bilmiyorum. O konuyla Levent, değil mi? Olmadı. Tam Levent'ten Masla giderken sağda bir yerde aynen diyelim. Aynen öyle. Heh. Çok dikkat çekici bir kule olduğu için zaten bulacaklardır. O altın buzağı konusuna da mesela siz yine girebilirsiniz. Evet. Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü altın buzağı biliyoruz ki bir dönem Yahudilerin taptığı bir simgedir. Altın buzağı. Ki aynı zamanda Tevrat'ta yaratıcı Yahudileri uyarır. Siz Baal'e mi tapıyorsunuz? Herkese merhaba. Bugün Masonluğun sırlarını konuşacağız. Ömercan Talu ve Erkan Türükten'le birlikte ve bir de telefon bağlantısıyla üstadı muhterem seviyesine ulaşmış masonlukta bir masonla, Özhan Kızıltan'la konuşacağız. O da birinci ağızdan bize masonluğun kendi deneyimleriyle bir takım sırlarından bahsedecek. Ömercan Talu'nun Mason Locaları isimli bir kitabı var. Bu kitapta Osmanlı arşivlerine girdi. Osmanlı arşiv belgelerinde, İstihbarat belgelerinde özellikle masonlar nasıl geçiyor, onlarla yazmış bütün istihbarat raporlarını topladı ve bu kitapta derledi. Burada çok enteresan bilgiler var. Tarihsel bir arşiv çalışması olarak ilk ve tek çalışma ve değerli bir çalışma olduğu için Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi gibi dünya çapında birçok ünlü üniversitede kütüphanesinde de yerini aldı bu kitap. Ve Erkan Türükten'in de Dencal Derin Devleti isimli bir kitabı var. Bu kitapta da dünyada gizli bir derin devlet olduğunu ve bunun nasıl çalıştığını, neler yaptığını anlatıyor, izah ediyor. Ömercan bize Masonluğu tarihsel olarak belgelerle anlatacak. Erkan da bu işin ezoterik kısmını anlatacak ve birazdan da birinci ağızdan da özel bilgiler alacağız. Şimdi Ömercan'la başlayalım. Ömerciğim, Masonlar Osmanlı'da ilk ne zaman istihbarat belgelerinde karşımıza çıkıyor ve onlarla ilgili neler söyleniyor? Şimdi şöyle, Masonların Osmanlı'ya ilk girişini 1720'lere kadar uzatabiliyorlar. Fakat bizim elimizdeki ilk belge, Masonların geçtiği ilk Osmanlı arşiv belgesi
1780'lerde bulunan bir belge. Bunu da Osmanlı Arşiv çalışanı memur Sinan Çuluk isminde bir araştırmacı ortaya çıkardı. Belgenin aslında özeti şu: Gümrükçü Esat Ağa isminde birisi var. Bu bir devlet görevlisi. Ve İstanbul'daki bir başka devlet görevlisine mektup gönderirken bu mektupta bir şikayetten bahsediyor. Ardından da suçu sanki masonlara yüklercesine şöyle bir kelime kullanıyor: İnşallah vezir olur, yine farmasonların canına limon sıkarım şeklinde bir cümlesi var. Bu 1780 yılındaki belgede evet, kurulmuş bir cümle. Tabii bu direkt resmi belgede geçen bir şey. Masonların canına limon sıkmak istiyor. Direkt farmasonların, hatta o dönem tabii daha çok farmason ibaresi kullanıyor. Franmasonlar yani. Freemason yani hür mason. Oradan da gelebiliyor bir de Franmason. Yani Fransızlardan alındığı için Osmanlı'ya farmason şeklinde de geçebiliyor. Evet, bugünkü kullanımda mı hür mason, farmason, Freemason. Aynen, bugün özgür, o anlamda da kullanılıyor. Ama anlamında. Farmason kelimesi bugün çok kullanılmıyor. Daha çok genel kabul mason şeklinde kullanıyorlar. Bu gümrükçü Esad Ağa bu konudan çok şikayetçi olduğu için. Evet. Peki Osmanlı'nın genelinde baktığın zaman, yani o 1700'lü yıllardan ta Osmanlı'nın soruna, işte Cumhuriyet'in başlarına o döneme kadar olan ne yapıyor bu adamlar? Bunların amaçları, faaliyetleri nasıl geçiyor? Şimdi özellikle ecnebilerin kurduğu Mason hocalarından sonra tabii Fransız, İngiliz ve İtalyan localarına mensup bunlar. Zaten kendileri de itiraf eder. Ecnebi obedianslara bağlıydık şeklinde. Buraların siyasi ve iktisadi amaçlarına hizmet ediyorlar aslında. Evet, neler yapıyorlar mesela? Örnek verelim. Mesela Mısır'da nüfus kazanmaya yönelik, özellikle 2. Abdülhamit döneminde çok fazla faaliyetleri var. Hatta bir belgede şöyle geçiyor direkt. Oradaki bir memur gizli olarak şikayet göndermiş bu konuda. Mısır'da masonlar büyük küçük devlet memurlarının %80'ini gerek parayla gerek korkutarak kendi bünyelerine dahil ettiler şeklinde. Çok ciddi bir iddia bu. Yani 2. Abdülhamit döneminde Mısır özelinde söylüyoruz. Diğer kısımları bilmiyoruz. Diğer o bölgeye göre yani devlet ricalinin %80'i masonların elindeydi diye bir istihbarat belgesi var. Ve bununla alakalı sadece tek belge bu da değil. Yani birkaç farklı belge daha var. İşte bir tanesi mesela canına kastedilmesinden korktuğu için mahlasla gönderiyor. Kendi ismini vermiyor ve belgede bunu açıkça söylüyor. Yani ben canımdan, hayatımdan korkuyorum. O yüzden mahlasla göndereceğim bunu. Mahlas kullanıyorum. Evet. Şeklinde. Ve nitekim şeye baktığımızda Mısır'daki localara baktığımızda daha çok İngiliz etkisinde olduğunu görüyoruz. Tarihsel sürece de baktığımızda Mısır'ın İngiliz sömürgesi olma yolunda çok ciddi aşamalar kat ettiğini görüyoruz. Aslında bu bile tek başına bir şeyi kanıtlıyor. Demek ki o dönem İngiliz devletinin amacına hizmet eden localar, işte İngilizlerin nüfus kazanmak istediği bölgelerde çalışmışlar. Fransızların aynı şekilde Suriye bölgesinde mesela daha iyi onlar. Evet. Mesela şeyler bu Balkanlarda mesela neler yapıyorlar? Balkanlarda özellikle Fransız ihtilalinden sonra zaten çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu da tabii milliyetçilik hareketleri, çeteleşmeler vesaireyle geliyor. Örneğin Girit Komitesi, ki Girit Komitesi çok ciddi bir çetedir. Yani günümüzün aslında terör örgütü diyebiliriz. Bunların amaçlarına hizmet edebilmek için ciddi miktarlarda yardım topluyorlar. Balolar düzenliyorlar. Zaten her yardım toplama şeyi için balo düzenliyorlar. Bunların alışkanlığı o dönemlerdeki. Bu baloda toplanan para da çok ciddi bir meblağ. Çünkü o dönem şimdiki gibi değil. Yani şu an orta gelir düzeyine sahip insanlar da mason olabiliyor. Ama o dönem aristokratlar var. Orada aristokratlar para çalışıyor. Peki o paralar insan. Nereye gidiyor? İşte o paralar tam olarak bu balolarda toplanıp bu çetelere veriliyor. Yine yani terör örgütlerini finansal olarak desteklemeye gidiyor. Tabii. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Hatta Osmanlı bunun peşini bırakmamış. Bunların gizli kriptolu yazışmalarını ele geçirmiş ve bu kriptoyu çözmüşler. Meblağı dahi öğrenmişler. Yani ne kadar para toplandığını dahi öğrenmişler. Bu kriptolu belge de aynı şekilde kitapta yer alıyor zaten. Evet, daha başka belgeler de var ama genel itibariyle Osmanlı istihbarat belgelerinde bunların düzenledikleri
para toplama, işte örgütleri destekleme. Tabii o Osmanlı'nın dağılış sürecine kadar Tabii. gidiyor. Sadece Osmanlı'da değil, aslında Avrupa'da da o yeni 1. Dünya Savaşı'na kadar giden tamamen değişim sürecinde o krallıkların o yıkılması, ulus devletlerin kurulması. Hatta ilk belgeden bahsettiğim 1780 yılında çok kısa bir süre sonra Fransa'daki ihtilalle falan gidiyor mevzular. Yeni dünyanın şekillenmesine kadar o aydınlanma çağı diye bildiğimiz çağın başlangıcı olarak kabul edilen tarihtir İsim de zaten. çok enteresan. Aydınlanma Çağı. Evet. Tabii. Yani niye başka bir isim değil? Onu da birazdan açıklarız. Aydınlanma Aydınlanma tabii ışık ismi ışık aynı. mevzusu var. Şimdi sana gelelim Arkan. Bir ezoterik tarafı var. Bir dinsel ritüel, bir inanış, acayip şeyler var. Yani ayinlerde garip garip, mesela filmlerde gördüğümüz şeyler vardır ya. Ayinler yaparlar, bir kurban etme törenleri, ritüeller, inanışlar eski Mısır'a kadar gider. Şimdi bu siyasi, iktisadi faaliyetler kısmından biraz Ömer bir çerçeve çizdi de. Peki ezoterik tarafı nedir? Bu nasıl bir araya geliyor bu ikisi? Şimdi ezoterik tarafı şu. Baktığımızda biz şunu görüyoruz. Masonluk son 300 yıl, 400 yıl diyebiliriz yapılanmasını. Fakat bunun haricinde de bir altyapısı var. Bu Avrupa'ya tapınak şövalyeleri vasıtasıyla geliyor. Esasında ki tapınak şövalyeleri daha sonra Masonluğun ortaya çıkmasında ana itici güç oluyor. Fakat tapınak şövalyeleri öncesinde de tabii ki gizli örgütler var. Bu gizli örgütlere baktığımızda bunların özellikle Mısır kökenli olduğunu görüyoruz. Tabi Masonluk dediğimizde bu özel çerçevede değerlendirdiğimizde Masonluğun sadece Mısır'dan değil Hinduizm'den de Budizm'den de birçok nüveyi aldığını görüyoruz kendi içerisinde ama özellikle ışık üzerine örgütlendiğini görüyoruz. Aydınlanma kelimesinin seçilmesi de boş bir kelime değil bu. Özel olarak seçilmiş. Çünkü baktığımızda Güneş'in eski kadim metinlerde yaratıcıyı temsil ettiğini görebiliyoruz. Bu özellikle bilhassa Mısır'da çok Evet. yaygındır. Ra inancına baktığımız zaman Ra esasında hem bir gözle temsil edilir hem de bir güneş sembolizmiyle karşımıza çıkar. Şimdi demek ki ilk Tanrı inancında Tanrı yaratıcı güneşle sembolize ediliyordu. Bunu Churchward'ın eserinde de Evet. görüyoruz. Kayıp Kıtamuğu eserinde de yaptığı çalışmalarda şunu söylüyor. İlk dini yapı aslında güneş sembolizmi üzerine kurulmuştu. Onlar güneşe tabii ki tapmıyorlardı fakat onu yaratıcının bir simgesi olarak kabul ediyorlardı. Bunun üzerinden de Masonluk tabii bu simgeleri almış, değiştirmiş kendince ve Evet. farklı bir dini yapı ortaya Evet. çıkarmış. Yani mitolojide anlaşıldığı şekliyle ele almışlar. Halbuki güneş sembolizmine baktığınız zaman Hazreti Yusuf'un rüyası meselesi vardır. Rüyasında güneşi, ayı ve 11 gezegeni görmesi mesela. Orada güneş sembolizmi Hazreti Yakup peygamberi, İsrail'i temsil etmesi falan. Aslında orada farklı bir anlamda bir güneş var ama bu tarafa geldiği zaman mevzu mitolojilerde ve oradan alınmış başka bir isim çıkıyor ortaya. Şu resim çıkıyor. Aynen öyle. Çok doğru. O zaman dördüncü boyut varlıkları karşımıza çıkıyor. Onlar esasında kanlı canlı varlıklar ama Evet. dördüncü boyutun varlıkları olduğu için biz onları o şekilde telakki edemiyoruz şu anda. O zaman cin kelimesine baktığımızda, cennum kelimesiyle de bunu değerlendirdiğimizde hem gizli görünmeyen varlıklar anlamında karşımıza çıkıyorlar bunlar. Hem de aynı zamanda yılan varlıklar. Yani yılanla sembolize edilen, armaları yılan olan varlıklar. Peki bunların temeli neye dayanıyor? Bize Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ateşe dayanıyor. Bunlar ateşten yaratılmış varlıklar. Böyle okuduğumuzda o zaman o varlıkların şu anda başı olarak bulunan hatta klanlarının en büyük lideri konumundaki İblis'in de kendisini ateşle sembolize ettiğini görüyoruz. Fakat İblis tabii bize bunu ateş olarak yansıtmıyor. Bize bunu nur olarak yansıtıyor. Çünkü nurla nar arasında ince bir çizgi vardır. Kendisinin nar özelliğini ortaya koymuyor da nur özelliğini ortaya koyuyor. Şimdi eski geleneklere baktığımızda Iştar, Baal Evet. tapınımı çok Yani önemli. kendini Tanrı'nın yerine koyma durumu var aslında orada. Tabii. İblisin dünyayı ele geçirme, bütün insanları kendi kölesi haline getirme, kendine kul etme. Nur mesela yine Kur'an'a baktığımızda Allah'un nuru semavati vel arz. Orada da bir nur kavramını görüyoruz. Demek ki orada kendini Tanrı yerine koyma gibi bir şey çıkıyor orada. Lucifer, Taklit ışık getiren mesela kesinlikle öyle. sürekli bir orada nur kavramı. Mesela şey de enteresandır.
Beyoğlu'nda Nuri Ziya Sokak vardır. Işık getiren anlamında eski Osmanlıca'da. Yani ve Mason Locası'nın merkez loca da orada da Nuri burada Ziya kabul edilmiş Masonlar büyük lojası büyük loca. aslında merkezi Yani orası. sokağın ismi bile Nuri Ziya Sokağı isim vermiş. Demek Yani, ki bir yerde nur tam kelimesi İngiliz konsolosluğunun karşısında bir de o da enteresan. bir yerde nur kelimesi geçiyorsa, bir yerde aydınlanma geçiyorsa, bir yerde ışık geçiyorsa, ışık işçiliği geçiyorsa bunlar için bir soru işareti olarak teyakkuzda Evet. durmamız lazım. Her zaman bunları Tabii bunlar güzel nuran kavramlar, doğru kavramlar ama ne taraftan bunları işlendiğine bağlı. işlendiğine bağlı. İşlendiğine Yani bağlı. Masonik sembolleri aslında İstanbul'un her yerinde görebiliriz. Daha doğrusu eski İstanbul'u diyebilirim. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Karaköy'e bugün herkes yolu düşüyor, bir şekilde uğruyor. Karaköy'deki Ziraat Bankası'nın Orada üzerinde bulunan Hiram Hiram Usta ve kadın heykeli vardı. heykeline bakabilirler. Yani çok açık bir Mason sembolüdür bu. Ve Masonlar da reddetmezler zaten Evet. bunu. Aynı şekilde bir özel bankanın kulesinin bahçesine de gidip baktıklarında orada da yine bir sembol, bir Evet. hayvan sembolü görecekler. Altın buzağı görecekler orada yani. Evet. Çok güzel bir noktaya O da değindin. şeyde Yani Masla gitmeden tam evet, bir özel banka, bir büyük bir kule isim zaten. vermeyelim İsim ama vermeyelim öyle, bunu. kule Fakat diyelim oradan bilen bilir yani. tabii. Şimdi ben işin ezoterik kısmını çok bilmiyorum. O konuyla alakam Levent değil çok mi? Tam olmadı. Levent'ten Masla'ya giderken sağda bir yerde Aynen diyelim. öyle. Çok dikkat Heh. çekici bir kule olduğu için zaten bulacaklardır. O altın buzağı konusuna da mesela siz yine girebilirsiniz. Bu Evet. ezoterik bir Çok konu yani. güzel bir noktaya değindin. Çünkü altın buzağı biliyoruz ki bir dönem Yahudilerin taptığı bir simgedir. Altın buzağı. Ki aynı zamanda Tevrat'ta yaratıcı Yahudileri uyarır. Siz Baal'e mi tapıyorsunuz? Ona kurban mı sunuyorsunuz diye ki Yahudiler bir dönem bu buzağa taparlarken aynı zamanda çocuk kurbanını gerçekleştiriyorlardı Baal'e. Peki Baal nasıl bir tanrı? Öküz başlı bir tanrı. Şimdi buradan irdelediğimizde o zaman öküz başı sembolizmiyle de alakası var. Her şeyin şeytanın bilhassa çünkü Baal zaten şeytani bir varlık. Peki öküz aynı zamanda neyin simgesidir? Baktığımızda Melek Mikail'in simgesidir. Sembolizmde bunu görüyoruz çok iyi. Melek Mikail'in simgesi olarak karşımıza çıkıyor ama İblis bunun taklitçisi olduğu için bu sembolleri ters çevirerek kullanıyor. Örneğin şuradan gidecek olursak Baal ve İştar sembolizminden gidecek olursak Baal öküz başlı tanrı aynı zamanda da güneşle tasvir edilir. İştar'da da keza İştar öküz başlı olmasa bile İştar'ın hemen boynuzları vardır. Boynuzumsu yapısı vardır tepesinde ve oradan bir güneş doğar. Bütün Aynı bunları sembolizm Isis'te de görüyoruz. Değil mi? Mısır'da da görüyoruz. Yani tabii işler dediğin hepsinde zaman görüyoruz. Sümer, Babil. Yani her yerde aslında kaynağını aynı yerden Zülkarneyn de alan çift boynuzlu olarak geçmiyor mu mesela? kesinlikle öyle geçiyor. Zaten Peki çok güzel. bu bağlantıyı nasıl Bu kuracağız? bağlantı şöyle. Zülkarneyn zaten benim araştırmalarım sonucunda vardığım nokta şu. Zülkarneyn zaten Melek Mikail'in yeryüzündeki temsilcisi. Yani Melek Mikail eğer öküz sembolizmle karşımıza çıkıyorsa şeyin de Zülkarneyn'in de bu sembolizmle karşımıza çıkması gayet olağan ve tabidir. Bu zaten şeye baktığımızda boynuz sembolizmi içerisine girdiğimizde şunu da görüyoruz. Boyut sembolizmi görüyoruz. Evet, Çünkü orada bir iki boyut ayrı mevzusu var. uçtur. Bu da Zülkarneyn'in boyutlar arası yolculuk Evet. yapabilen bir Bunu kişi Serhat abi de olduğunu evet. biz Yani burada görebiliyoruz. aslında bu sadece böyle bir dini kendi çapında bir ritüel boyutu değil. Yani burada bir dünya dışı, bu şey enteresan gelebilir ama dünyanın dışında bir zekanın, bir zeki, ileri çok gelişmiş bir teknolojiyi kullanabilen bir medeniyetin dünyaya müdahalesi var. Ve burada dünyayı tamamen ele geçirme mevzusu var. İşte siyasi ve iktisadi faaliyetleri de bir araya koyduğun zaman başka bir resim çıkıyor. Yani bu biz böyledir diye biz bir iddia olarak söylemiyoruz. Ortadaki parçaları bir araya koyduğun zaman görünen resimdir bu. Buna inanırsın, inanmazsın ayrı ama bunu sanki bir hedef olarak belirlemiş ve bunun için buna inanan insanlar var. Siz Kesinlikle. inanın, inanmayın. Biz o önemli değil o kısmı. Ama buna inanan bir yapı var. Şimdi bu kitabın ön sözünde yani Mason Hocaları kitabının ön sözünde de Evet. ben yazmıştım onu. Orada Ezoterik bahsettiğim. kısmına değindin ki biliyorsun daha sonra bununla ilgili bazı masonlar da yani masonlar dahi işin ezoterik kısmını bu kadar bilmiyorlar diyerek Hamza Bey'i tebrik etmişlerdi o konuda. Şimdi orada şöyle bir şey var. Yani Hiram mevzusundan da girersek, Masonların büyük üstadı kimdir? Kabul ettikleri Hiram Usta'dır. Hiram Usta nerede geçer? Eski Ahit'te geçer.
bu İbrani metinlerinde. Peki Hiram Usta kimdir? Hazreti Süleyman'ın mabedini yapan kişi ustadır. Ve onun yardımcıları vardır, masonlardır. Hiram masonları çağırdı der eski ayette. Masonlar, mason kelimesi duvarcı, inşaatçı, amele anlamında. Bunlar kendini oradan alıyor. Biz duvarcıyız, tapınağın duvarcısıyız, tapınağı inşa edeceğiz. Hangi tapınak? Hazreti Süleyman Mabedi. Şimdi onlar masonların yaptığı bu bütün detaylar verilir. Çanak, havuz gibi çanaklar, heykeller, şunlar bunlar, bir sürü detaylı anlatımlar vardır. Gidip Kur'an'a baktığın zaman bu detaylar çok enteresan bir şekilde orada da görüyor. Aynı detayları veriyor, aynı yapılan işlerden bahsediyor. Yalnız Kur'an'da ekstra başka bir şey söylüyor. Diyor ki bunları yapanlar cinlerdi diyor. Yani cinler deyince herkes uçan kaçan varlık gibi kabul ediyor ama burada bambaşka dünya ötesine dayanan bir sistem var. Yani bu yine İbrani metinlerinde Nefilim denilen, gökyüzünden yeryüzüne inen ve insanlarla birleşip bir melez tür ortaya çıkaran. Kesinlikle. Ve o melez türün de dünyaya hakim olması, sonra Nuh tufanında bir kesinti oluyor, bir kırılma oluyor insanlık tarihinde. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğun zaman tabi hepsi çok, her bir detay için saatlerce konuşabiliriz, anlatabiliriz ama hızlı gittiğimiz zaman üstünde böyle bir dünyanın ötesinden farklı bir bilincin, bir bilginin ve burada talimatla yürüyen bir sistem görüyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bir telefon bağlantısı yapalım. Birinci el ağızdan deneyimlerle, tecrübeyle sabit. Bakalım nasıl gizli bilgiler gelecek. Ona bakalım, yine devam edelim tartışmaya. Şimdi eski bir üstad-ı muhterem statüsüne ulaşmış bir masonu, Özhan Kızıltan'ı telefonla arayacağız. Ona soralım, bize masonluğun sırlarıyla ilgili bakalım neler söyleyecek. Hoparlörü de açalım. Şöyle oluyor herhalde. Oldu mu? Evet, Hamza Bey. Özhan Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Biz de şimdi bir kayıt yapıyoruz. Sizi arayalım evet. Dedik. Evet. Size bir iki soru soracağım, soralım. Buyurun. Özhan Bey, önce siz hangi masoda, hangi locada, kaçıncı derecede görevliydiniz? Bir kısaca kendinizi, konumunuzu söyler misiniz? Ben 2004 yılında bir ve kabul edilmiş masonlar büyük locası Ankara Vadisi Erdem Locası'ndan tekris olarak masonlara katıldım. Erdem Locası'ndan muhakkiklik, ikinci nazırlık ve üstad-ı muhteremlik görevlerini yaptım. Evet. Özhan Bey, şimdi bu masonlukla ilgili hep söylenir ya, sırlar vardır. Her bir derece atlanırken sırlar verilir. Böyle bir şey var mıdır bu sırlar verilmesi? Varsa bu sırlarla ilgili herhangi bir şey söylenebilir mi? Evet. Ne kadar söylenir onu bilmiyorum. Deminki sorunuzu tam şey yapamadım, cevaplayamadım. Herhalde bir de dereceler kısmı var. Evet. Aynı zamanda eski ve kabul edilmiş Skoçlisi, yani Türkiye'de Türkiye Fikir ve Kültür Derneği olarak temsil edilen o ritim de 22. derecesindeyim. Derecesine kadar ilerlemiştim. Ancak bir takım şeylerden sonra daha sonra işte o şeyin dışında kaldım. Şimdi evet. Her derecenin bir bilgisi vardır ve işte mukaddes kelimesi var, bir takım sembolleri var kendilerine özel ve her derecenin de bir yemini var. Yani çıraklıktan başlayarak kalfa olduğunuzda da bir yemin edersiniz, üstad olduğunuzda da yemin edersiniz. Eski ve kabul edilmiş koç çiftine girdikten sonra, dördüncü dereceden sonra ki her derecede de yemin edersiniz. Ve o dereceye ait belli bilgiler vardır. Peki bunların ne olduğunu herhalde söylemezsiniz değil mi? Sırsa. Yani şimdi tabii biz her ne kadar şeyden ayrıldıysak da belli derece aşamalarda bu bilgileri gerektiği zaman tabii ki verebiliriz. Tabii ona saygı duyuyoruz o konuda. Ancak hani çok ülke güvenliğini ilgilendiren konular veya toplumu uyarma açısından gereken bilgileri ben vermeye çalışıyorum. Bunun haricindeki
fazladan vereceğim bilginin hani zaten çok evet. Bir ülke güvenliği diyorsunuz. Yani ülke güvenliğini ilgilendirecek kadar önemli şeyler var mı? Bana göre var. Yani ülke güvenliği kısmını aslında bizim işimiz değil. Ancak ben toplum açısından baktığım zaman Helena Petrovna Blavatsky biliyorsunuz. Onun çok güzel bir sözü var. Şöyle diyor. Sistem ağaç meyvelerinden, sistem sonuçlarından belli olur. Şimdi yürü ve kabul edilmiş Masonlar Derneği'nin sonuçlarına baktığımızda, meyvelerine baktığımızda, ortaya çıkan insana baktığımızda maalesef istisnaların dışında maalesef deist ve ateist olarak görüyoruz. Ancak yürüme kabul edilmiş Masonlar Derneği üye alırken bunu tam tersini söylüyor. Tanrı inancı diyor. Ve orada kalıyor. Yani Allah'a inanmayan giremez diyor. Onu şimdi biraz daha değiştirdiler. Bir ulu varlığa inanmak olarak çevirdiler. Ancak biliyorsunuz en dereceye gelmiş ve Masonların halkla ilişkilerinden sorumlu rahmetli Zeki Alasya yani çok yüksek derecede ve benliği de temsil ettiği halde Budist olduğunu söylemekten veya işte farklı şeylerden kaçınmadı. Ama Masonlar bunu asla haricilere bu şekilde lanse etmiyorlar. Üç kutsal kitabı oraya açıyorlar her toplantıda. Peki Masonların inandığı bir din var mıdır? Yani bilinmeyen, gizli. Şimdi şöyle din. Şimdi Masonlar herhangi bir dini yaymaya çalışmıyorlar. Ama o dine dahil olan Masonlar var. Nasıl bir inançtır o? Şimdi Masonlar, yani bunu kime giderseniz bunu doğrulayacaktır. Bu uluslararası, Türkiye'de çok tartışılmadı bu konu. Ancak Masonların yüksek derecelerinde Lucifer dininin kabul edildiğini biliyoruz. Yani bu 30-33. Derecede bu dine ait ve Lucifer inancına ait bir takım ritüellerin Lucifer'yan bir inanç yani. Doğru mu? Evet. Anlayış. Ancak Lucifer'yan inancı yaymaya çalışmıyorlar. Çünkü kendi inançlarına göre bu Lucifer'yan inanç seçilmişlerde oluyor. Ve herkes buna dahil olamıyor. Yani istese de dahil olamıyor. Yani tabii ki ben 33'lerin şeyine derecesini almadım. Ancak hissettiklerim, bildiklerim ve araştırdıklarım kadarıyla 13 yıl onların içerisinde kalmış biri olarak şunu söylüyorum. Çok ciddi genetik soy takibinden tutun. Bir takım işte kültürel soy ağaçlarını da takip ettiklerini düşünüyorum. İkinci bir konu var. 33. derece olsa dahi Lucifer inancına dahil olmayan birçok insanın olduğunu da biliyorum. Yani çok ciddi bir çok kapalı ve ciddi bir çekirdek evet. grubun olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde yine Lucifer inancıyla ilgili bir takım şeyler veriyorlar mutlaka. Ama onlar çok yüzeysel. Yani gerçekten bu inanca dahil olanların ne bunu yayma gibi bir niyeti var ne de tam evet. olarak hani bunu herkese izah etme gibi bir niyeti var. Evet, yani fakat bu genetik yapıyla alakalı bir şey söylediniz ya, yani bu genetik evet, geçmişe yani kadar gidiyor zaten. Evet, yani pardon, genetik evet. bir mesele varsa orada yayma zaten anlamı yok yani, değil mi? Evet, zaten evet, hazırda evet. atalardan yani gelen. Yani şey diyorlar. Ya biz bunu sürdürelim. Diğerleri de bizim istediğimiz tipte ısmarlama bireyler. Ve bunu da çok güzel başarıyorlar. Yani ben Masonik Süper Ego diye bir küçük bir makale yazmıştım. Burada anlatmaya çalışmıştım. Bir normal süper egonuzun üzerine bir masonik süper ego daha inşa ediyorlar. Ve orada tamamen bana göre, benim izlediğim kadarıyla biatkar bir kültür var. Biata dayalı bir kültür var. Kendileri her ne kadar aydınlık olduklarını düşünseler de mason olmayanları hariç deseler de veya toplumun geniş kesimlerini cahil olarak kabul etseler de
Evet. Kendilerinin de ciddi olarak bir öğrenilmiş cehalete teslim olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizin sormak istediğiniz başka bir soru var mı Eler? Yani ben piramitteki yani piramitteki tek göz Lucifer'i mi temsil ediyor diye. Valla tabii bu masonik semboller biliyorsunuz açıklanması bir böyle tek bir nihai değildir. Birçok derecede birçok farklı anlamı vardır. Her şeyi gören gözün tabii ki şey olduğunu ben olabileceğini süper olabileceğini şey yapıyorum ama ben inanıyorum ancak masonun inanın ben 22. derece itibariyle söyleyeyim her şeyi gören gözün ne olduğunu 22. derecedir ki bir mason asla bunu tartışmıyor zaten. Evet. Yani ona bakıyor. Yani herhalde bir şeyler var diyor. Evet. Peki son soru olarak bir şey soralım. Gerçi onun üzerine sizin eklemek istediğiniz varsa onları da alalım ama. Şimdi masonizmin bir dünya görüşü var, bir ideali var. Nihai ideali veyahut da hedefi dünya ile ilgili nedir? Ya bunlar yani tek bir şey olarak düşünmek yani tek şudur diye düşünmek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama bir ilk mabedi inancından ütopyasından söz ediyorlar. İlk mabedi işte bizim olduğu kadar bütün insanlar ve insanlık içinde mutluluk yuvası olacak bir ilk mabedi yapmak olarak niteliyorlar. Bu ta birinci derecede yani masonun çırak derecesine verilen bir bilgi. Tabii bu stratejiler, şeyler neye hizmet ettikleri zamana göre de değişiyor, döneme göre de değişiyor. Ancak ben şuna inanıyorum, deizme hizmet ediyorlar ve şu anda emperyal güçlerin üstünlüklerine biat etme hizmet ettikleri buna inanan insanlar. Bakın Kemal Gürüz bir ara Ergenekon'dan zannedersem bir içeri girmişti. Ondan sonra bir çıktığında ya beni niye içeri attınız? Ben de zaten Amerika'nın adamıyım gibilerinden bir söz söylemişti. Hatta orada çok dikkatimi çekmişti bir cümle. Onu da size paylaşayım. Ben dünya barışının Amerika tarafından sağlanacağını düşünüyorum demişti. Bu YÖK başkanı yani sıradan bir insan değil. Bir dönem YÖK'ü idare etmiş bir insan. Ne kadar yazık. Yani demek ki işte ben de aynı felsefede insanlar, aynı görüşte insanlar, aynı biat kültürüne dair insanlar yaratıldığını düşünüyorum. Bugün Amerika derler. Yarın o güç dengesi başka bir yere kayarsa İngiltere diyebilirler. Bugün gelir Siyonizm derler. Ama bunların tamamen yukarıdan verilen algının çok sinsi bir şekilde kılcallara kadar işlediğini düşünüyorum. Çıraklara kadar farklı şekillerde, farklı söylemlerde dolaylı yollarla sirayet ettiğini düşünüyorum. Bakın, masonlar toplantılarında 3 tane kutsal kitabı açıyorlar. Onların üzerine de günye ve pergeli koyuyorlar. Bu tabii çok tartışılır. Semboller demin söylediğim gibi tek bir nihai bir cümleyle özetlenip nokta kurulacak bir şey. Ancak benim buradan anladığım şudur. Masonları tanıdıktan sonra anladığım bu üç kutsal kitabın üzerinde de masonik idealler vardır. Aslında masonluk bunların hepsinin üzerindedir. Kurallarımız şeklinde. Ben bunu bir yazımda da şey yapmıştım. Hatta biraz esprilik dille. Eğer bunu söylemiştim. Yani mason toplantılarında bu üç kutsal kitap açıldıktan sonra üzerine gönye ve felger koyulmasını biraz da esprili bir dille şöyle söylemiştim. Bakın biz bu kitaplara saygılıyız ama aranızdan herhangi biri o günlük pergel yerine o kitaplara inanmaya devam ederse kapının işini boylar bir şekilde çok alttan bir mesaj verdiklerini düşünmüştüm. Düşündüğümü söylemiştim mesela yazmıştım. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Bugün Atatürkçülüğü çok fazla ön plana çıkartıyorlar. Yani inanılmaz bir şekilde Atatürkçülüğün etrafında bilime saygı çerçevesinde tamamen işi deizme doğru kaydırıyorlar. Bilimsellik, bakın bütün masonluk, dünyadaki bütün mason hocalarına gidin, bir tek Türkiye'deki bir ve kabul edilmiş masonlar derneğinin tüzüğünde bilime saygıdan bahsediyor. Ya zaten bilime saygısız bir insan, mason
niye olsun zaten? Yani bunu niye söylüyorlar? Yani kimin de aşırı abartıldığını ve bunun üzerinden materyalizm ve özellikle deizm propagandası yapıldığını düşünüyorum. Bilime gerçekten saygı duyduğunu düşünüyorlar ama kendi kafalarında bakın bugün İmam Hatiplere karşı olan insanlar da Masonların arasında çok fazla sayıda. İşte bir takım şeyler dini tarikatlara da şey yapar ama kendi düşünce sistematiği inanın bu tarikatlara dahil olanlardan çok daha düz ve at gözüyle bakıyorlar olaylar. Evet. Atatürk'e de böyle bakıyorlar. Zaten en büyük çelişkileri bu Atatürk'ün kapattığı bir sistemde Atatürkçülükten bahsediyorlar. Yani evet. Bu inanılacak bir şey değil. Özhan Bey, ben bir soru sorabilir miyim? Burada yazarlardan biriyim aynı zamanda. Şimdi siz masonluğa girdiğiniz zaman muhakkak bir sembollerle ilgili bir eğitim alıyorsunuzdur. Doğru mu? Birebir eğitim alınmıyor. Sadece sembollerin çok yüzeysel açıklamaları verilir. Aslında bakın masonluk böyle bir eğitimle değil de daha çok tefekkürü özendirir. Tefekkürle oraya varırsınız. O sembollerin anlamlarını. Ancak bakın şu anki masonlarda ne bu eğitime verecek bir insan var. Yani belki %1'lik bir kesim bile değildir yani onu söyleyeyim. Ne de bu tefekkür yapacak bir insan kaldı. Biz eskilerden biraz bir şeyler öğrendik. Buyurun. Mesela mason güneşi var. Benim bildiğim kadarıyla 8 tane ışık yüzmesi var onda ya da 16 tane var. Bunun evet. Bir anlamı var mı diye özellikle sormak istiyorum size. Niye 8 şimdi, ya da niye 16? Aslında isterseniz hani mason güneşi olarak demeyelim de ta Mısır'dan gelen bir güneş evet. Sembolizması. Belki Ra inancı. Bu Egiptolojinin biraz da konusu. Şimdi ışık doğudan yükselir deyip masonların bir sloganı vardır. Yani ışık doğudan yükselir. Bunun içerisinde, masonluğun içerisinde bir güneş eski güneş inancı, güneş tanrı inancının da olduğunu düşünüyorum. Zaten masonluk tek bir şeyin gelmiyor. Yani tek bir kökten gelmiyor. Bir şey olarak düşünün. Küçük dereler düşünün ve onların bir araya gelmesiyle oluşan bir büyük bir nehir olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu, o güneşin de o Mısır'dan alındığını ve hani o güneşle ilgili güneş sembolizması ile ilgili eğer bir araştırma yapılacaksa bu şeye gidilmesi yani masonluğun içerisinde çok fazla aranması yerine Mısır'a doğru gidip oradaki anlamları üzerinde çalışılması lazım diye düşünüyorum. Evet ama siz bunun niye 8, niye 16 özellikle bu rakamların seçildiği bilgisine sahip değilsiniz anladığım kadarıyla. Yani şu an evet yani onu söyleyebilirim. 8 ve 16'nın şeyini bilmiyorum ama 3 sayısı, 9, 30 sayıların tabii ki masonlukta belli şeyleri var. Evet. Karşılıkları var. Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet. Özhan Bey bize çok önemli bilgiler verdi. Enteresan şeyler anlattı. Şimdi Ömer'cim yine bu arşiv belgelerinden yürürsek belki o söyledikleriyle birlikte birleşecek bilgiler vardır. Başka neler var? Onlardan biraz bahset. Şimdi şeyden bahsedebiliriz. Dini olarak neler yapmışlar, dini tarikatların içine girmişler mi, girmemişler mi? Bu konuda da 2-3 tane belge var. Bu doğrudan şeyhlik düzeyindeki insanların dahi mason olduğunu gösterir. Hatta kanıtlar mahiyette belgeler. Bunlardan bir tanesi Sümbiliya tarikatına mensup Şeyh Sabri diye bir isim. Bunun belgede mason olduğu iddia ediliyor. Takibata uğramış, takip ediliyor yani. Ve mason kıyafetiyle olan fotoğrafları ele geçirmiş. Bununla ilgili işte çeşitli hareketlerde bulunalım, şeyler yapalım derdine düşmüşler bu belgeyi gönderenler. Bir ikincisi yine Şeyhülislam düzeyinde çok bilindik bir isim var, Musa Kazım Efendi. Musa Kazım Efendi gerçi masonluğunu sürekli reddediyor. Ama Tarık Zafer Tuna'ya bu konuda
Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin Mason olduğunu iddia ediyor kendi anısında. Musa Kazım Efendi de tabii bu iddialar ayyuka çıktığı için artık o dönem bir reddiyede bulunmak ihtiyacı hissediyor ve bir reddiye yazıyor. Orada doğrudan ben Mason değilim demiyor aslında. Ben o şeyi direkt orijinalinden Osmanlıcasından çevirdim. Orada söylediği ben devletimin işte zararına çalışacak herhangi bir cemiyete, fitneci cemiyete üye değilim diyor. Ama tabii bu biraz öznel bir şey. Yani evet. Sizin kimi, hangi derneği fitneci olarak gördüğünüze göre değişir. O devletin işte aleyhine çalışmadığını düşünüyor olabilir o cemiyetlerin, fark etmez. Bir ikincisi, o dönem öyle bir hale gelmiş ki Mason cemiyetleri, artık aristokrat düzeyinde veya büyük tüccar düzeyinde bu cemiyetlere üye olmayan insan sayısı neredeyse çok çok az. Yok, yani, yok kadar, yok denecek kadar az. Tabii ileride, yine ilerleyen dakikalarda bu konuda Gazi Paşa'nın da Mason olup olmadığıyla alakalı iddialara değinebiliriz. Yani Atatürk'ün Masonluğu mevzusu, evet, evet, tartışılır. Bu çok tartışılan bir mevzu. Ben hususi olarak bunu çok araştırdım. Yani nerede ne var? Şu an Atatürk'le alakalı kim Mason olduğunu iddia etmiş, hangi kanıtla iddia etmiş vesaire. Bununla ilgili bu, yani Atatürk'ün Mason olduğuyla ilgili en ileri düzeyde konuşanlar şunu söylüyor. Atatürk yurt dışında bir Mason cemiyetine üyeydi. İşte bununla ilgili bir kartı dahi var hatta vesaire deyip bunu yayınlıyorlar. Fakat bu kimin elinde bu kart? Nerede? Biz görebiliyor muyuz? Yani internette bir takım görüntüleri var ama tarih ilmi bakımından baktığımız zaman bunu kanıtlayabilmemiz için görmemiz lazım. Yani bu uydurulmuş bir şey de olabilir. O yüzden bu artık bir tarafta kalıyor. Bir de Yaveri'nin bir anısı var. Aynen, Yaveri'nin anısı var. Atatürk'le konuştuğu bir esnada söylenen bir söz var. İşte ben de bir zamanlar masondum. İşte beni şu kişi götürdü. Daha o zamanlar genç bir subay kendisi. Girdim içeriye. Baktım, yani tabiri caizse bugünkü tabirle çok beni sarmadı. Daha sonra çıktım şeklinde bir anı. Ama buradan da yine birinci nitelikte bir kanıt sunamıyoruz. Çünkü anı ve hatıratlar tarih biliminde hep ikinci ve üçüncü kaynak olarak belirtilir. O yüzden Atatürk'ün masonluğuyla alakalı işte duruşu vesaire söyleniyor ama o duruş tabii o dönem artık bir şey gibi olmuş. Modası. Modası gibi, aynen öyle. Zaten kadim Türk duruşlukları arasında da vardı. Tabii baktığımızda heykellere eski Türklerin diktiği bu duruş var zaten. Evet. Bir de İttihat Terakki mevzusu var. Şimdi o dönem İttihat Terakki ile yükseliyor değil mi? Mason hocalara Osmanlı'da daha çok yaygınlaşıyor. Aslında İttihat Terakki Mason hocalarıyla yükseliyor desek daha doğru. Öyle olabilir. De olabilir, evet. Çünkü İttihat Terakki'nin artık gizli toplantı yapacak yerleri yok. Her taraf takibata uğruyor. Bu konuda yine en rahat, Osmanlı'da en rahat cemiyetlerden birisi aslında Mason cemiyeti. Bu da enteresan. Yani bu kadar biliniyor. Ta 1700'lerin sonlarından beri böyle çok yoğun faaliyetler olmasına rağmen bakıyorsun 1900'lü yıllarda o kadar böyle rahat faaliyetlerini sürdürüyorlar. O da enteresan. Bir de mesela Ömer daha iyi açıklayacaktır. Bektaşilikle de bir yakınlaşmaları var Masonların. Ya şöyle, Bektaşilikle alakalı ben bunu eski bir Mason üstadından dinlemiştim. Bektaşilik mevzusu da açıldı. Kendisi şunu söyledi. Yani Masonluk aslında çok kaba tabirle her çiçekten bal alır. Tarihte, kadim tarihte de birçok yerden sembolizmalar almıştır. Bektaşilik de Türk Masonluğuna özgü terimler, ifadeler, semboller geçmiştir. Evet, yani aynen. Yani aslında şöyle bir durum yok. Yani Bektaşilik ile Masonluk iç içe gibi bir durum yok. Masonluk Bektaşilikten bir takım semboller alıyor. Daha sonra işte Bektaşi ya bir de şöyle baktığın zaman istihbarat gizli servis tarzı çalışan yapılarda eskiden beri yani tarihsel bir kökeni olan bir grubun cemiyetin içerisine girip veyahut da cemaatin içerisine girip oradan bir kol oluşturma. Bunu Türkiye'de de örnekleri var, yani gördük bunu bir sürü şeyi. Onu farklı bir yöne çekme, örgüte dönüştürme var yani. Bu hep olmuş ama hep tarihsel kökenleri olan bir yerlere gidiyorlar. Baron von Sabbatandorf, yani Hitler'in
belki akıl hocası diyebileceğin adam. Kara Güneş örgütünün kurucusu. Ondan sonra bu İstanbul'da bir de. İstanbul'a geliyor. Yani İstanbul'da bir sürü faaliyetler, ondan sonra Bektaşilerin arasına giriyor. Bir sürü şeyler yapıyor yani. Şimdi Özhan Bey şeyden bahsetti. Özellikle deizme doğru yöneldiklerini. Evet. Bu çok önemli bence. Yani tek bir din, bütün dinlerden karma, tek bir dine doğru bir yapılanmaya gittiklerini gösteriyor. Zaten hepsinden belli şeyleri almışlardır. Almışlar yani. Özellikle. Zaten Özhan Bey ne dedi ya? Ben dedi Lusiferyan bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum dedi. Yani bana kalırsa öyle dedi. Kesinlikle öyle olduğunu ben de kabul ediyorum. Hatta artık düşünmüyorum bile yani. Kesinlikle öyle olduğunu gördüm kendi incelemelerimde de. Mesela şuradan girelim. Bakın mesela Vatikan bile şu anda Lusiferyan bir anlayış içerisine girmiş. Nereden görüyoruz bunu? Yine onların bir gözlem evi var Arizona'da. Arizona'ya baktığımızda hemen onların gözlem evin yanlarında Graham Dağı'nda bulunuyor bu gözlem evi. Başka bir gözlem evi var ve o iki gözlem evi ortak çalışma yürütüyor. Peki o daha büyük olan gözlem evinin ismi ne? Bu Almanlara bağlı. Bunun ismi, kısaltması daha doğrusu, Lucifer. Yani direkt Vatikan'ın da hiç bundan rahatsız olmadığını görüyoruz yani ışık getiren. Peki neyi gözlemliyor Vatikan? Bunun da iddiaları var. Birkaç araştırmacı kitap yazmış bu konuda. Yani niye ya Vatikan'ın bir gözlem evi olsun ki? Bu iddialar çerçevesinde görüyoruz ki yine bir kilise mensubunun söylediği bir şey var burada. Diyor ki biz gökten uzaydan gelecek üstün bir kurtarıcıyı bekliyoruz diyor. Evet. Bunu kilise mensubu i̇şte söylüyor. İşte Deccal, senin Deccal kitabındaki anlattığın hikaye. Bunu söylüyor ve o bizim kurtarıcımız olacak. Aynı zamanda dünyayı ihya edecek. Bir de diyor bu bilgi zaten şeyde var diyor. Eski kadim Vatikan yazmalarında da var diyor. Bunu da söylerken ve çoğu papaz da aslında bu görüşte diyor. Şimdi Masonlukla Lüsferyan anlayışı birleştirdiğimizde enteresan bağlantılar var. Mesela güneş sembolizmi içerisindeki 8 şerit, yani güneşin 8 ışını ya da 16 ışını. 8 ışını biz bizzat Vatikan'ın meydanında görebiliyoruz. Tepeden baktığımızda güneş ve 8 sembolizm. Buradan da Lüsferyan ve Masonik bir bağlantı kuruyoruz. 16 da keza çok önemli. Mesela Selçuk'ta şu anda 2015 yılında dikilmiş bir heykel, daha doğrusu bir dikili taş var, piramit şeklinde. Evet. Onu da araştıranlar görecektir. 2015 yılında bu Kuatman ailesi, Katolik Kuatman ailesi tarafından dikilmiş ve bu aile bugün Meryem Ana evinin restorasyonunu fonlayan bir aile. Efes harabelerinde de çok payı var onları restore etmekte. Baktığımızda ne yapmış bu dikili taşın üzerine? Piramidimsi dikili taşın üzerine göz sembolleri koymuş Kuatman ailesi. Ve bu Kuatman ailesinin papalarla ilişkisi çok iyi. Kuatman ailesinin ilk ferdi 1950'li yıllarda İspanya'ya da gidiyor. Ve İspanya'da bir Fatima olayı var. 3 tane çoban. Hazreti Meryem'i gördüklerini, Meryem'i gördüklerini söylüyorlar. Ve Meryem'in onlara gelecekle ilgili şeyler sunduğunu söylüyorlar. Kuatman ailesi oraya gidiyor. Ve daha sonra kendisine bir vazife atfediyor. Ve diyor ki... Benim atam da mesela ilk Kuatman Meryem'i görüyor ve Meryem ona bir vazife veriyor. İşte bu harabeleri Türkiye'de Selçuk'ta sen ihya et. Dolayısıyla da sen şeyi koru. Meryem Ana'nın evini koru diye. Çok enteresan bir bağlantı daha var yalnız. Orada Artemis harabeleri de var. Ki Artemis de bakire olarak kabul edilir. Aynı Meryem Ana gibi. Acaba Meryem Ana kisvesi altında aslında Artemis kültürünü mü orada kutsuyorlar? Bir de son olarak söylüyorum. Bu piramidin hemen İzmir'deki piramidin kesişen zaman heykeli bu. Hemen 365 metre ilerisinde yerde bir güneş sembolü tasvir edilmiş. Bu da yine 16 ışına sahip ki Masonik güneş ya 8 olur ya 16 olur. Bu da çok enteresan. Bunları tabii incelemek lazım. Çok süremiz az olduğu için işin detaylarına giremiyoruz. Son olarak da şunu dini metinlerde söyleyeyim. Bizim dinimiz açısından da Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Sabah güneş doğarken namaz kılmayın. Bir de akşam güneş batarken namaz kılmayın. Çünkü güneş şeytanın boynuzları üzerinde doğar ve batar diye. Bunu da çok önemsiyorum. Özhan Bey'in de açıklamalarından sonra daha da dikkate alınması gerekir.
Şimdi Fatima kasabasında Meryem Ana'nın görülmesi olayı çok kişi tarafından ciddiye alınmayabilir. Yani uydurulma bir şey denebilir ama oradaki üç çocuğun onu gördükten sonra o söylentinin yayılması, daha sonra Vatikan'dan kardinallerin gelmesi, o iki tane çocuk daha sonra ölüyor ama bir tanesi kız çocuğu rahibe oluyor. Ondan sonra öldükten sonra Azize ilan edildi. Papa Jean-Paul zamanında oraya ziyarete gitti. Orayı kutsadılar falan. Vatikan'ın bu kadar önem verdiği, o hatta Fatima'nın üç sırrı diye bir şeyden bahseder. Orada üç tane sır verildiğinden, o sırrı da sadece papaların bildiğinden bahsedilir. Bir de öyle bir mevzu durum şey vardır. Fatima aynı zamanda şu anda Selçuk Belediyesi ile kardeş şehir. Bu da enteresan yani. Aslında çok şey var söylenecek bu konuda da. Şimdi güneş sembolizmine girmişken şunu da söyleyebiliriz. Mesela Hazreti Süleyman kıssasına bakarsak, kıssalarına Kur'an-ı Kerim'deki, onun aynı şekilde Seba Melikesi ile ilgili bir durumu var. Seba Güneşe Melikesi'nin de güneşe tapıyor. taptığını görüyoruz burada ve Hazreti Süleyman onu ikna ederek dininin değişmesini sağlıyor ve onun da İslam çerçevesine girmesini sağlıyor. Buradaki yine güneş sembolizmi de çok önemli. Demek ki oradaki güneşe Lüsiferyan bir güneş olarak, yani Rabbani değil de şeytani bir şey olarak, anlam yükleyerek tapıyorlardı. Bunu görüyoruz burada. Tabii bu çok uzun konuşulacak konu ama işte dediğimiz gibi ana hatlarıyla böyle bir resim çizmeye çalıştık. Senin de eklemek istediğin son bir şey varsa onu da söyle, ondan sonra yavaş yavaş Aslında kapatalım. temelde ben tabii işin ezoterik kısmını çok bilmiyorum. Daha doğrusu biliyorum fakat uzmanlık alanım olmadığı Oradan için girmek yürümek istiyorum. istemiyorum. Tarihsel boyutundan. Tarihsel boyutunda ben bütün bu Osmanlı arşivinde 200 civarı belge taradım. Tüm bunların çevirisini yaptım ve gördüğüm sahne şuydu. Masonlar tamamen iktisadi ve siyasi amaçlarıyla ortaya çıkan cemiyetler, Mason cemiyetleri daha doğrusu söyleyeyim. Ve bunun için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İşin illegal kısmı mı, legal kısmı mı? Burası tartışmalı konu olabilir. Ama bunu Osmanlı döneminde yapan Mason cemiyetleri günümüzde neden yapmasın? İnsanın aklına bu soru takılabiliyor. Mesela Osmanlı zamanında çeşitli çetelere maddi desteklerde bulunan Mason cemiyetleri şu an günümüzde hangi derneklere destekte bulunmakta, hangi yapılara destekte bulunmakta? Buralar tabii açıklamaya muhtaç kısımlar. Artık bu konuda devlet mi çalışma yapar, başka kuruluş mu bilemem. Fakat şöyle bir de durum var. Masonlar hiçbir zaman siyasi ve iktisadi amaç güttüklerini söylemezler. Hatta aksine reddederler. Biz sadece kardeşlik cemiyetiyiz. İnsanlığı daha iyileri bir düzeye, daha iyi bir düzeye taşımaya çalışıyoruz. Böyle bir misyonumuz var diyorlar. Ben de şöyle bir soru soruyorum. Siyasi ve iktisadi amaç gütmek, illegal faaliyetlere bulaşmadığınızı düşünürsek kötü bir şey mi? Bunu yapan lobiler de var. Bu bir sorun değil yani yasal düzende bir problem yaratacak bir sorun değil. Bunu açıklamak neden onları korkutuyor? Tabii o da işin diğer tartışma boyutu. Çünkü dünya düzenine gerçekten de onların vasıtasıyla etki ediliyor. Yani bu öyle olduğu için bunu da yalanlamak maksadıyla özellikle bunu vurgulamaya çalışıyorlar ama mesela Siyon liderlerinin protokolleri vardır ki çok reddedilmiştir. Yani işte yalandır bunlar falan, yazılanlar hiç gerçeği yansıtmaz diye. Ancak Siyon liderlerinin protokollerinde yazılanları günümüze uyarladığımızda oradaki protokollerdeki her madde neredeyse günümüzde gerçekleşmiştir. Çok enteresan. Eğer yalansa bu belgeler, nasıl oluyor da günümüzdeki her madde neredeyse Yani gerçekleşebiliyor? dünya üzerine bir şey var, bir misyon mu dersin, hedef mi, bir şey var ve bu kadim köklere dayandırılıyor. Eski Mısır'dan da öncesine gidiyor aslında. Yüz binlerce yıl öncesine gidiyor işte bahsettiğimiz gibi. Ha, şunu ek olarak söyleyebilirim bu arada. Sizin söylediklerinizi destekler mahiyette bir şey bu. Günümüzde çok kolay şekilde sahaflara gidip Mason cemiyetlerinin kendi işlerinde dağıttıkları dergilere ulaşabilirsiniz. Yani en azından eski sayılarından. Mimar Sinanlar Evet, yani meşhur. aralarında en meşhurları zaten Mimar Sinan'dır. İşte Büyük Şark gibi dergiler vesaire de var. Bu dergilerin her sayısını incelediğimde şunu görüyorum. Kesinlikle bir birader o derginin o sayısında ezoterik ve kadim bağlantılara yönelik
bir makale kaleme almış. Şimdi aslında bu sizin söylediklerinizi yine destekler mahiyette oluyor. Yani demek ki bu yapı bir ezoterik ve sembolik manada da yönleri var bu yapının. Evet. Bunda destekler yani altında oluyor. Temellerinde böyle çoğu kişinin bu meselelere uzak, pek araştırmamış veya da bilmeyen kişiler için akıl almaz gibi görünecek bir sürü bilgi var. Evet. Ama aslında hepsinin sağlam oturduğu temeller var. Hem tarihsel kendi açıdan yayınlıyor zaten hem yani. Tabii mitoloji açısından bir araya getirdiğin zaman çok farklı bir resim çıkıyor. Burada ne kadarını anlatabilirsin? O yüzden çok üzerinde durmuyorum. Mesela protokollerde de şu vardır. Biz diyor Masonları diyor. Tabi protokolleri kim yazmış? Siyonistler. Yani orada Siyon liderlerinin protokolleri. Diyor ki biz Masonları diyor bir el olarak kullanırız. Ama yeri geldiğinde de diyor zamanı geldiğinde onların tamamını yok edeceğiz diyor Evet. mesela. Evet, yani o yapı içerisinde olanlar bile birçok şeyi bilmiyorlar. Yani ona da net bir şekilde söyleyelim. Hatta şu kitapları tekrar bu işin meselenin derinini bilmek isteyenler yani öyle bizim iddiamız falan da değil. Bir temele belgelerle yani gerçek anlamda yalanlanamayacak şekilde burada koyduk. Hem kitabın ön sözünde geniş ele aldığımız, Ön ön sözünde sözünde senin dayandırdığımız ezoterik tarihsel yönlerini, kadim yönlerine dair kaynaklar. kaynaklarla öyle kafadan atma hiçbir şey yok. Senin de direkt arşiv belgelerinde yaptığın çalışma. Erkan Türüklerin de Deccal Derin Devleti bu günümüz yapısının nasıl işlediğine dair bir araştırması, kapsamlı araştırması diyelim. İzleyenlere teşekkür edelim. Son bir şey Ve ekleyebilir miyim ben bitirmeden hemen tamam. Önce? Aklıma geldi çünkü Diyarbakır'da da 12 Eylül 2006 yılında bir patlama olmuştu okul önünde zannedersem. Evet. Orada 9'u çocuk 11 kişi maalesef öldü. Şimdi bu patlamanın hemen ardından da 2007 diye zannediyorum bir heykel dikildi oraya ve heykelin de duvarında bir Piramit piramit içerisinde göz. aşağı doğru iniyor ve bir piramidin yine alt katmanlarında başka piramitler var. Birinde anahtar var. Yukarıya yükselen ruhlar var. Şimdi bunu yorumlayamayacağım zamanımız kıt olduğu için. Bu da aslında bu yapıların Türkiye içerisinde hala ne kadar etkin olduğunu göstermektedir. Bu da çok önemli. Zaten o bildiğimiz bir Illuminati simgesi ki Illuminati yine aydınlanmaya tekabül ediyor. Bununla Evet bitiriyorum ben. beyler ağzınıza sağlık. Şire yayınlarının YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğene tıklayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.